Moldova, Rusya ve Avrupa Birliği arasında gelgit yaşayan küçük bir ülke. Geçtiğimiz pazar binlerce Moldovalı oy kullanabilmek için Moskova'da kendi büyükelçiliklerinin önünde sıraya girdi. Ancak demokrasi günü kısa sürede yerini Rus yanlısı vatandaşların Avrupa'ya entegrasyonuna karşı başlattığı eylemlere dönüştü. Avrupa'ya entegre olmanın bizim için iyi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna'daki gibi savaş çıkacak ve insanlar birbirlerini öldürecek. Rusya ile birlik olmak isteyenler için savaş korkusu oldukça güçlü bir argüman. Küçük bir eski Sovyetler Birliği Cumhuriyeti olan Moldova 3,5 milyonluk nüfusa sahip. Toplam nüfusunun %71'i Rumenlerden oluşan ülkede aynı zamanda büyük oranda Rusça konuşan bir azınlık yer alıyor. Moldova bir yıl önce Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzaladı. Ancak Kişinev tarafından Temmuz ayında imzalanan bu anlaşmayla Moldova Rusya'nın tepkisini üzerine çekti. Rusya'nın kızgınlığından oldukça endişe duyan Moldova halkı, Ukrayna'da 2013 yaz aylarında yaşanan durumun ülkelerinde tekrarlanmasından kaygı duyuyor. Tarımsal ürünler alanında Rusya'ya büyük bir bağımlılığı bulunan Moldova'ya şimdiden yüksek ithalat vergileri uygulanıyor. Şarap sektörü büyük bir darbe aldı. Şimdi ise gıda ürünleri fabrikaları etkileniyor. Sebze ve meyve tedarikçilerinden bahsetmiyorum bile. Zamanla daha da önemli seviyelere ulaşabilecek büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. 1991 yılında bağımsızlığını isteyen Moldova, 1994'te referandum aracılığıyla Romanya ile birlik olma fikrine hayır dedi. Moldova'nın Rusça konuşan ayrılıkçı bölgesi Transdniester ise uzun yıllar önce 1990'da bağımsızlığını ilan etmişti. Stalin tarafından Moldova'ya bağlanan bu bölge dünya genelinde hiçbir ülke tarafından tanınmadı. Ancak Moskova'nın desteği her zaman arkasında oldu.